Milano'dan geldim bile, İzmirliyim. İtalya'da yoğun bir virüs süreci yaşadı. Türkiye'ye geldiniz, Karaman'dasınız. Evet. Burada nasıl bir hizmetle karşılaştınız? Şöyle söyleyebilirim, Türkiye'ye gelene kadarki yolculukta korktuğum anlar oldu. Çünkü uçak çok doluydu. Yani iki ay bir karantina sürecinden çıktıktan sonra dip dibe uçakta olmak biraz korkuttu. Ama Türkiye'ye vardıktan sonraki organizasyon beklediğimden çok daha iyiydi. Herkes çok yardımcı oldu. Yemekler çok güzeldi. Ne ihtiyacımız varsa karşılandı. Burada çok her şeyi iyi bulduğumu söyleyebilirim. Evet. Söyleyebileceğim bir şey, bunu Kuzey İtalya'da deneyimledikten sonra Türkiye'de umarım ciddiye alınır. Umarım bizim gibi özellikle öğrenci olanlar, genç kesim bunu ciddiye alır ve daha 65 yaş üstünü korumak için evde kalmaya özen gösterirler. Hoş geldiniz. Evet, inşaat mühendisiyim ben. İsmim Vedat Kocadı da emekliyim. İtalya'dan mı? Evet. İtalya'dan geldiniz. Türkiye'ye geliş sürecini bir anlatır mısınız? Vallahi gezi için Amerika'ya gitmiştik. Amerika'dan gemi ile İtalya'ya gelme durumundaydık. Yolda korona hadisesi patlak verince İtalya'da karantinaya girmek durumunda kaldık. 33 gün İtalya'da bir otelde karantinaya kaldık. Ondan sonra oradan buraya Büyükelçiliğimiz kanalıyla tanzim edilen yurt dışındaki Türklerin Türkiye'ye getirilmesi konusundaki yardımlarıyla bu tarafa geldik. Buradaki süreci anlatır mısınız? Nasıl gelirken tedirginliğiniz çok var mıydı? Çok endişeliydik, çok. Yurtlarda çünkü İtalya'da çok rahat bir karantina dönemi geçirmiştik. Çok lüks bir oteldi ve çok güzel yemekleri olan bir yerdi. Buraya gelirken çeşitli duyumlarla geldik. Aslında bir ötelemeye çalıştık. Sırf karantinaya gelmeyelim, yurtlarda kalmayalım diye. Çünkü bir takım negatif sosyal medyada yazışmalar ve duyumlar almıştık. Pek de gelmek istemedik işin açıkçası. Fakat baktık ki yapacak bir şey yok, mecburuz. Geldik. Buraya geldikten sonra endişelerimizin yersiz olduğunu gördük. Çok iyi bir yönetim teşkilatıyla karşılaştık. Sağ olsunlar, başta Deniz Hanım olmak üzere bütün personel ellerinden gelen her türlü kolaylığı, her türlü yardımı ve bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bizlere yardımcı oldular. Dolayısıyla endişelerimizin yersiz olduğunu şimdi bütün arkadaşlarımla paylaşıyorum. Karantinadan korkmayın, yurtlarımız tertemiz, pırıl pırıl, her türlü ihtiyaçlarımız görülüyor. Hiçbir sıkıntı olmadı durumunu bütün arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Tüm çalışanlarla sanki bir aile gibi olduk. Evet, evet, evet. Aynı şekilde bütün çalışanlarla bir aile gibi olduk şu 15 gün. Şimdi yarın da ayrılıyoruz. İnanın buruk ayrılacağız biz buradan. Yani birkaç gün daha da kalabilirdik. Her biriniz bir yaştaydı daha iyi. Şöyle, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Şöyle sana uzatalım. Şöyle herhalde. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar bu arada. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Sana gelsin. Bir şey yapalım.
Biz sizler için buradayız. Siz de evlerinizde kalın. Bugün burada Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecinde yurt dışından Karaman'a gelen insanlarımıza hizmet ediyoruz. Türk Kızılay Derneği olarak 3 öğün, 4 öğün Ramazan ayıyla beraber 4 öğün yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu ana kadar Kıbrıs'tan, Bangladeş'ten, Suudi Arabistan'dan ve İtalya'dan gelen vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını Türk Kızılay Derneği olarak karşıladık. Bu noktada 47 binin üzerinde sıcak yemek dağıtımı gerçekleşti. Biz burada Türk Kızılay Derneği olarak diğer kurumlarımızla beraber eş güdümlü bir çalışma yapmaktayız. Bu noktada AFAD, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü hepsiyle beraber eş güdümlü koordineli bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Bu arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışma ortamımız var ve hepsi özverili olarak çalışma yapmakta. Hepsi bizlerin gizli kahramanları. Karaman'da karantina sürecinde yurtlarımızda diğer kamu kurumlarıyla beraber çok güzel koordineli bir çalışma gerçekleştirmekteyiz. Bu noktada ben AFAD çalışanlarına, Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarına, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Peki insanlar yurtları boşalttıktan sonra veya yurtlarda kalırken size tepkileri ne? Teşekkür ediyorlar genel itibariyle. Devletimize teşekkür ediyorlar. Bu vesileyle devletimizin ne kadar güzel hizmet verdiğinden bahsediyorlar. Genel itibariyle süreç karantina kapsamında kalmak için müracaat eden arkadaşlarımızın yurt dışından getirilmesiyle başlıyor. Daha sonra burada 14 gün boyunca güzel bir şekilde ağırlıyoruz. Memnuniyet oranı %100'e yakın diyebiliriz. Daha sonra evlerine kadar bırakıyoruz. Biz Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu çalışanlarıyız. Ben Nihal Biçer. Burada karantina sürecinde gelen misafirlerimize her türlü hizmetimizi sağlamaktayız. Sabah kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, iftar yemeği ve sahur olmak üzere. Bunun yanında kantin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Memnuniyetleri çok güzel, memnunlar. 15 gün az bir süre değil. Bu insanlar ayrılırken içinizde bir üzüntü veya bir şey, bir edindiğiniz arkadaşlıklar, dostluklar bir şey yok. Tabii ki çok güzel dostluklar kurduklarımız da oluyor sosyal mesafeyi koruyarak. Birbirimize alışıyoruz. Onlar gittiği zaman biz üzülüyoruz. Şu an mesela bir ayrılık sürecimiz daha başlamış bulunmakta. Yarın yolcu edeceğiz bir grubu daha. Aynı üzüntüyü onlar da yaşıyorlar, bizler de yaşıyoruz. Yani artık misafirlikten ziyade sanki bir aile olmuş gibiyiz. Gayet herhangi bir sıkıntı yok. Ben bir şikayetiniz var mı acaba? Yok. Herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman direkt bize ulaşabilirsiniz. Biz gerekli muayeneleri yapıp gerekli görürsek COVID testi yapmak üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne gönderiyoruz zaten size. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İyi günler. Doktor Burak ben. Karaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapıyorum. Buraya görevlendirildim. 14 gün boyunca biz hastalarımızı yurt dışından geldiği süre boyunca bu yurtlarda takip ediyoruz. Her gün, günde iki kere olmak üzere ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetlerini var mı yok mu bunlar hakkında bilgi alıyoruz. Şikayetleri olan doktorun gerekli gördüğü durumlarda da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edip testlerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız bu yurt için olmadı. Yarın inşallah tahliye planlanıyor. Genel olarak her türlü şikayet olan hasta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Acil durumlarda zaten ambulansımız kapının önünde hazır bir şekilde bekliyor. Gerekli durumlarda direkt hastaneye sevk ediyoruz.